Sultanım. Hünkârım, hoş geldiniz. Keşke haber verseydiniz. Hazırlık yapardım. Mühim değil. Zehra Paşam'la geldik. Benimle konuşmak istediği bir mevzu varmış. Nihayet caminiz ibadete açıldı hünkârım. Ayasofya kadar, Süleymaniye kadar eşsiz bir eser. Rabbim daha yücelerini nasip etsin inşallah. İnşallah, amin. Evet paşam. Nedir mevzu? Seni dinliyorum. Hasodabaşınız İskender'le alakalı bir mevzu hünkârım. Nicedir bunları size söylemek niyetindeydim. Lakin nasıl karşılarsınız bilemedim. 40 yılın başında hünkârımız sarayımızı ziyaret etmiş. Bu mevzuları daha sonra... Merak ettim. Ne olmuş İskender'e? İskender... daha fazla sarayda sizin yanınızda kalamaz hünkârım. İskender'in artık saraydan ayrılıp başka bir vazifeyle devlete, aileye hizmet etmesi gerekmez mi hünkârım? Kendi talebi mi? Yok. Lakin Anadolu'da çeki düzen verilmesi gereken nice sancağımız var. Özellikle Şark hududunda. Sadakatine güvendiğimiz birini oraya yollasak. Hünkârımızın emniyeti her şeyden daha mühim değil mi? Yıllardır Hasodabaşı. Onun kadar güvenilir birini bulmak çok güç. Bence İskender kalmalı. Bu meseleyi daha sonra konuşalım. Daha sonra. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Zülfikar? İskender'i payitahttan yollamak. Bu mu çare? Daha iyi bir fikrin var mı Hümaşa? Söyle. İskender iktidarın kalbinde olduğu müddetçe Safiye Sultan onu tahta çıkarmak için bulduğu her fırsatı değerlendirecek. Validem eski sarayda. Eli kolu bağlı. Yıllar evvel Hümaşa. Yıllar evvel. Saraya Hümayun'a yaptığı baskında Safiye Sultan yine eski sarayda eli kolu bağlıydı. Bunun olmasına izin vermeyeceğim.